Kavalı mısın, kadifeli gelin, çaydan mı geçtin? Yanakların al al olmuş, konyak mı içtin? Şarkıyı duyduğunuza göre herhalde nerede olduğumuzu anlamışsınızdır. Türkiye turumuzdaki 80. şehrimiz olan Bursa'dayız dostlar. Burası için çok heyecanlıyız. Eğer ki imkanımız ve zamanımız yeterse Bursa'da birçok yeri gezip hep beraber görmek istiyoruz. Sizler de hazırsanız eğer Bursa'ya hoş geldiniz. Bursa'da hemen ilk durağımız Cumalı Kızık oldu arkadaşlar. Dedi ki gelir gelmez hem burada bir kahvaltı yaparız hem de sabah sabah güzel mimarilerle gözümüzü doyururuz diye düşündük. Hemen kahvaltıdan söz edeyim. Burada herhangi bir yere gittiğinizde 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar aynı. Eğer Cumalı Kızık'a giriş yerlerinde kahvaltı yapmak isterseniz 100-120 TL arası kahvaltı ücretleri var. Biraz daha yukarıları gittiğinizde herhalde onların kiraları daha düşük olduğu için yani bunu tahminen söylüyorum bildiğimden değil 80 TL'ye kadar kahvaltı yapabiliyorsunuz kişi başı. Kahvaltı öyle müthiş bir şey değil arkadaşlar. Yani ürünlerin hepsi %100 organik değil ama fena da değil. Yani fiyat performans açısından normal, ideal bir kahvaltı. Cumalı Kızık hakkında biraz daha büyüteci açacak olursak Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş ve halen yaşayan 5 kızık köyünden biri burası. Diğer köyler ise Değirmenli Kızık, Fidye Kızık, Hamanlı Kızık ve Dere Kızık. Ayrıca günümüze kadar gelmeyen köyler de var arkadaşlar. Bunlar ise Bayındır Kızık, Dallı Kızık, Bodur Kızık, Orta Kızık, Camili Kızık, Kiremitçi Kızık, Kızık Şıhlar ve Kızık Çeşme. Maalesef onlar buraya kadar gelememiş. Öncelikle şunu bir söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi birçok insan diyebilir ki ta 80. şehir Bursa olur mu diye. Biz ikimiz Zeliha ile buraya gelmediğimiz için saymamıştık. Yoksa ben ayrı bir şekilde, Zeliha da ayrı bir şekilde gelmişti. O dönemler tabii birbirimizi tanımıyorduk. İkimiz beraber gitmediğimiz için dahil etmemiştik arkadaşlar Türkiye turuna. Ondan mütevellit böyle oldu. Cuma Kızık hakkında bir gözlemim var. Galiba Türkiye turunda Osmanlı mimarisinin korunarak günümüze kadar orijinal haliyle gelen en iyi yer olabilir. Şöyle bir düşünüyorum. Hani buna yakın neresi olabilir diye. Safranbolu belki ama Safranbolu sanki biraz dokusunu kaybetmiş gibi. Yani bunun yanında öyle gözüküyor. Ya bilmiyorum belki daha iyi yer vardır ya da görmüşüzdür şu an aklıma gelmedi. Ama ortam hakikaten nefis. Çok küçük bir eleştirim var sadece. Ama eleştiri yapmadan önce şundan da emin değilim. Belki sabahın erken saatlerinde geldiğimiz için mi bilmiyorum. Araçların içeride dolaşması biraz tuhaf kaçıyor arkadaşlar. Yani tam oturmuşsun müthiş bir fotoğraf çekiyorsun. Zınk transit minibüs geçiyor. Bu biraz üzücü oluyor tabii ki. Belki de sabahın ilk saatlerinde ürün bıraktıkları içinde geçiyor olabilirler. Bilmiyorum. Ondan dolayı tam eleştirdi sayılmaz aslında. Emin değilim. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Bakalım daha Bursa'da neler göreceğiz neler. Kızığın olmazsa olmaz yerlerinden bir tanesi olan Dar Sokağı'na geldik arkadaşlar. Buraya Cin Aralığı deniliyor. Dünyada birinci dar sokak Çin'deymiş sanırım. Öyle söylediler bize. İkincisi de burasıymış. Türkiye'nin de en dar sokağı olarak biliniyor. Gerçekten de bayağı böyle adımınızı dahi atamıyorsunuz. Bir adımda kalıyor. O da yarım bir şekilde. Gelip buraya bu deneyimi yaşadığımız için mutluyuz. Gezintimize devam edelim. Thank you.
Bursa'da İslam'ın en sembolik yerlerinden birisi olan Emir Sultan Camii'ne geldik arkadaşlar. Hakikaten avlusu inanılmaz abi. Yani Türkiye turunda pek fazla bu avluya rastlamadık desek herhalde yanılmış olmayız. Kirişlerin yapısı ve tavan buram buram Osmanlı mimarisiyim ben diyor. O yüzden bu da ayrı bir deneyim oldu, güzel bir deneyim oldu bizim için. Peki buranın tarihçesi hakkında çok küçük bir bilgi vermek gerekirse. Cami 1429 yılında Yıldırım Beyazıt'ın kızı Emir Sultan Hazretleri'nin eşi Hundi'yi Fatma Sultan tarafından yaptırılmış. Kapısı üstündeki kitabede Sultan 3. Selim zamanında yani 1804'te yeniden yapıldığı yazılıyor. Mihrabında mermer ve altın yaldızlar kullanılmış. Çevresinde birçok tarihi çeşmenin olduğu camide Osmanlı mimarisinde dış cephede kullanılan kuş köşklerinin günümüze kalan son örnekleri görülüyor arkadaşlar. İlk yapımında çok kubbeli olan cami ikinci inşasında ise tek kubbe olarak yapılmış. Ayrıca Bursa'da kubbesi en büyük cami olarak da geçiyor. Burada Emir Sultan'ın türbesi de vardı arkadaşlar. Onu da ziyaret ettik. Yani gelip deneyimlediğimiz için iyi hissediyoruz. Bursa'da çokça cami gezeceğiz. Bu sadece ilkiydi. Bakalım daha neler göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. İyi ki de Bursa'ya gelmişiz. Yankı çok iyi. Bak. Oha, ne kadar uzun sürüyor, gördün mü? Dünyalılar, aldım arkama anıt ağacımı ve size çok güzel iki anıttan bahsetmek istiyorum. Birincisi Yeşil Cami. Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1419-1420 tarihinde inşa ettirilen cami, ters T planlı tabhaneli zaviyeli camilerindendir. Bu tabhaneli zaviyeli ne demek bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Bilen varsa lütfen yazsın. Mimarı Vezir Hacı İvas Paşa, nakışları Nakkaş Ali bin İlyas Ali tarafından yapılmış. 2. Murat döneminde tamamlanmış olan camide taş, ahşap, alçı ve kalem işi benzemeler ağırlıkta. Güzel bir cami, oldukça da rehavette, yani burada çok fazla turist de ağırlıyor diyebiliriz. Hemen karşısında bir türbe var. Çok enteresan, hayatımda ilk defa böyle bir şeye tanık oldum. Ama o tanık olduğum şeyi anlatmadan önce kısa bir tarihçesini de buranın anlatmak isterim arkadaşlar. Çelebi Sultan Mehmet tarafından yapılmış yine burası. Mimarı Hacı İvas Paşa, aynı Yeşil Cami'de olduğu gibi. Nakkaşları Ali bin İlyas Ali, Mehmet El Mecnun'muş arkadaşlar. Selçuklu kümbet geleneğini sürdüren sekizgen planlı türbenin güney ve kuzey cepheleri hariç diğer cephelerde dikdörtgen büyük pencereler ve bunların üst kısımlarında sivri kemerli alçı pencereler var. Türbede 9 kabir bulunuyor. Çelebi Sultan Mehmet'e ait Sanduka'nın yanı sıra oğulları Mustafa, Mahmut ve Yusuf ile kızları Selçuk Hatun, Hafsa Sultan, Ayşe Hatun ve Sitti Hatun ile süt annesi Daye Hatun'a ait sandukalar yer almakta. Gördüğümüz en ilginci ise içeri girdiğinizde bir akustiği var ki sormayın gitsin. Hayatımda gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Yani içeriye girdim bir yaptım böyle. Sesim en az 10-15 saniye yankılandı abi hiç durmadan. Ve çok iyi ya. Yani müthişti. Akustik inanılmaz iyiydi. Bu arada cümlelerime başlarken arkamdaki anıt ağaçtan bahsetmiştim. O da 220 yaşında. Yani burada gezerken resmen tarihi geriye sarıyorsunuz arkadaşlar. Tadını çıkarıyoruz. Şimdi aşağılarda bir yerde Irgandı Köprüsü varmış. İkilelim oraya bakalım nasıl bir yer. Bursa'da en
en çok merak ettiğimiz yerlerin başında geliyordu dostlar. Irgandı Köprüsü'ne geldik. Bursa kentinde zanaatçıların geleneksel el sanatlarını icra ettiği köprü 1442 yılında Irgandılı Ali'nin oğlu Hacı Müslihittin tarafından inşa edilmiş. 1854 yılında Büyük Bursa depreminde ise maalesef hasar görmüş. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu tarafından bombalandı. Irgandı Köprüsü 2004 yılında Osman Gazi Belediyesi tarafından yenilendi ve kullanıma açıldı. Boy boy fotoğraflarıyla hep sosyal medyada görüyorduk kendisini. İyi ki de gelmişiz. Güzel güzel fotoğraflar çekildik ve atmosferi hakikaten çok iyiydi. Bu arada fotoğraf demişken bizi de Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın dostlar. Bursa gezimiz son hızıyla devam ediyor. Kahve molası vermek için Kozahan'a geldik dostlar. Burası 1491 yılında 2. Beyazıt tarafından İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmış. Gazi Orhan Camii ile Ulu Cami arasındaki geniş bir alana kurulmuş. Çoğunlukla kesme taş, yer yer tuğlanın da kullanıldığı han, iki katlı olup odalarının önü revak, revak kısmı 40 beton kubbeden oluşmakta. Üst katta 50, alt katta 45 olmak üzere toplam 95 odası var. Üst katta bulunan odaların tamamı ipek ve ipek ürünleri satan dükkanlar olarak kullanılmakta. Üst katta güneye açılan bir kapısı ve alt katta Orhan Camii tarafına ve kuzeyinde kapalı çarşıya açılan kapıları var dostlar. Günümüzde Kozahan'ın iç avlusu insanların dinlenebilecekleri kafe ve çay bahçesi olarak düzenlenmiş. Han'ın mimarı Abdülula bin Pulatşah. İnşaat ustası da Şuca bin Karaca'dır. Hanı Cedidi Evvel, Simşek Hanı, Beylik Kervansarayı, Cedidi Amire ve Yeni Kervansaray gibi isimlerle anılan Kozahan, eskiden olduğu gibi şimdi de Bursa'nın İpek ve Ticaret Merkezlerinin başında geliyor dostlar. Biz burada sadece mekanların şemsiyelerinden hoşlanmadık dostlar. Çünkü atmosferi neredeyse tamamen kapatmışlar. Oysa ki hanın içinde koca koca ağaçlar var. Onların gölgesi yeterliydi. Resmen tarihe gölge düşmüş gibi olmuş. Görüntüyü tamamen bozuyor. Bu durumdan hoşlanmadık açıkçası. Bizce daha iyi bir seçenek bulunabilirdi. Diyarbakır'da Hasanpaşa Hanı'nı hatırlarsanız, eğer bizim videomuzu izlerseniz, hanın atmosferinin ne kadar güzel göründüğünü şahitlik etmiş olursunuz dostlar. Bunu izleyen yetkililer falan olursa, dikkate alırlarsa bence buranın atmosferi daha da bir güzel görünecektir. Kahvelerimizi yudumladık. Gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Az biraz kapalı çarşıyı gezdik. Dünyalılar, lakin artık bu tarz şeyler atmosferini kaybetmiş gibi, bilmiyorum, en azından biz öyle düşünüyoruz. Yani kapalı çarşılar biraz daha turiste ne kitleriz çarşıları gibi oluyor. Ya kusura bakmasın esnaflar ama biraz bu yönde. Doğal, yapacak bir şey yok. 21. yüzyılda dünya değişti. Artık kapitalist bir dünyada mecburuz bu şekilde davranmaya, da değişmeye de mecburuz. Ayrıca tarihi dokusuyla da oynanması pek de hoşumuza gitmedi açıkçası. Ya bazı yerler öyle bir restore edilmiş ki, restore edilmemiş
geçmiş de yıkılıp baştan yapılmış gibi. Neyse, daha güzel bir yerden bahsedelim. Nereden? Ulu Cami'den arkadaşlar. İnanılmaz bir atmosfer. Yani içerisine büyülenmemek elde değil. Arzu ederseniz biraz buranın tarihinden bahsetmek isteriz. Ulu Cami, Bursa denince akla gelen en önemli tarihi yapı arkadaşlar. Hatta Evliya Çelebi'nin deyimiyle Bursa'nın Ayasofya'sı. 1396 ile 1400 yılları arasında yaptırıldığı ve 1. Beyazıt'ın mimar Ali Neccar'a yaptırdığı biliniyor. Biraz bu gibi tarihi yapılarla ilgiliyseniz Osmanlı'nın ve Selçuklu mimarinin özelliklerini camileri haça görebiliyorsunuz. Ulu Cami'nin en dikkat çekici ve onu en özel yapanlardan biri kündekari sanatı ile ceviz ağacından tek bir çivi veya yapıştırıcı dahi kullanılmadan oyularak yapılan üzerinde Samanyolu galaksisi işlenmiş minberi. Caminin ortasındaki kubbenin çevrelediği 18 köşeli şadırvanı da ayrıca önemli. Türkiye'nin namaz kılma alanı en büyük cami olduğunu da belirtelim. İki minaresiyle şehrin ortasında yükselen gerçekten görkemli bir yapı. Biz daha iyi videolarını çekebilirdik arkadaşlar. Yalnız o kadar kalabalıktı ki hınca hınç dolu içerisi. Açıkçası korona olmaktan korktuk. Eğer son içeri giriş kurallarımız değişmediyse aşı kartı falan sormuyorduk. Eğer değiştiyse bilmiyorum. Umarım değişmiştir. Umarım aşınız var mı diye falan soruyoruzdur gelen turistlere. Lakin biz bunun haberi olmadan biraz da korktuk. İçeride çok fazla hapşuran, öksüren de görünce biraz aceleye getirdik işi haliyle. Ama yine de atmosferin tadını çıkarttık diyebiliriz. Bursa'da gezmek çok güzel, çok keyifli arkadaşlar. Biz de yaşadığımız her saniyesinin tadını çıkarıyoruz. Güzel arkadaşlar, Bursa'da gezimiz son hızıyla devam ediyorken Bursa'nın belki de en sembolik yerlerinden bir tanesi olan Tophane'ye geldik. Tophane'de bulunan Saat Kulesi, 6 katlı 65 metre uzunluğundaki Saat Kulesi Sultan Abdülaziz döneminden kalma ama 1900'lü yılları göremeden nedeni bilinmeyen bir şekilde yıkılmış. Sonrasında 1904-1905 tarihleri arasında yeniden yaptırılarak 1. Abdülhamid'in tahta çıkışı şerefine yeniden hizmete açılmış. Buranın bir diğer özelliği de Bursa ayaklarınızın altında şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz dostlar. Gayet keyifli. Bursa'ya uğrarsanız muhakkak bu manzara için buraya gelebilirsiniz. Tophane'de ayrıca Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri de var arkadaşlar. Bunu bütün ülkeler yapar, biz de yapmışız. Genelde liderlerin böyle tabutları kocaman devasa olur. Hani onlar çok heybetliydi, çok babaydı falan. Diğerleri küçücük hani böyle falan. Bu normal arkadaşlar. Bu herkese yapılıyor. Yani Osman Bey de öyle devasa biri değildi. Yani normal bizim gibi bir insandı arkadaşlar. Diziler tutmaya başlayınca Diriliş, Kalkınış vesaire bir sürü insan da ilgisini çekiyor haliyle böyle yerler. Kapıya da iki abi koymuşlar. Böyle o dönemi andırıyor gibi böyle sert bakışlı duruyorlar. Kayan kılıcı çekecekmiş gibi falan böyle. Enteresandı. Peki her şehrin olması olmazı olan şehirlerin kelime anlamıyla devam edelim arzu ederseniz. Bursa ismi nereden geliyor? Biz merak ettik, öğrendik, sizinle de paylaşmak istiyoruz. Bursa şehrinin ismi Bitinya Kralı Prusias isminden gelmekte arkadaşlar. Bitinya Kralı Prusias tarafından M.Ö. 7. yüzyılda kurulan şehre Bitinler tarafından Bitinya ismi verilmiş. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da Bursa'ya dönüşmüş arkadaşlar. Yani önceki ismi Prusa. Vay be, enteresan. Bu kelime anlamlarının hastasıyız. Bursa'da gezilecek daha çok fazla yer var arkadaşlar. Buralara daha fazla dolanmayalım. Haydi gidelim.
arkamda neredeyse 600 küsür yıllık bir çınar duruyor arkadaşlar. Hani böyle fantastik kurgu filmlerinde acayip ağaçlar olur ya böyle. Hakikaten onu andırıyor. Ya biz de tüylerimiz diken diken burada oturup onu izliyoruz. Bu çınarın ismi İnkaya Çınarı. Neden İnkaya ismini vermişler? Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki ilk köylerden birinin ismi İnkaya olduğu için burada da İnkaya Çınarı olarak da ismi kalmış. Çınarın her tarafında fotoğraf çekilesiniz geliyor. Böyle büyülenerek oturduk. Tadını çıkarıyoruz. Dostlar, Bursa denince yiyecek için akla gelen ilk şey İskender malumunuz. Mavi Dükkan ya da bir başka adıyla Kebapçı İskender'e gidecektik biz. Herhalde İskender'in ilk yapıldığı yer orası diye bir söylenti vardı. Lakin kuyruk çok uzun abi. Ya açıkçası onu orada yemek istemedik. Yani vaktimiz bu şekilde gitmesin dedik. O yüzden başka bir İskenderci'ye gittik. Dükkan, gittiğimiz dükkan da hiç fena değil. Sadece İskender yapıyorlar. Eti de lezzetli. Eğer yolunuz düşerse tavsiye ederiz. Bu arada seyahatimizde fark etmişsinizdir. İki farklı yüz de var. Gerçi kıdemli dünyadan biliyoruz izleyicileri. Onları tanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Biri annem, öteki babam. Bu seyahatimizde sağ olsunlar bize eşlik ediyorlar. Biz biraz daha aileciyiz arkadaşlar. Bakmayın böyle piercingli sakallı tiplerimize ama biz ana kuzusu çocuklarızdır. Böyle fazla sert insanlar değiliz, öyle söyleyelim. Ayrıca seyahatimiz hakkında da çok kısa bilgi vermek gerekirse Bursa'dan sonra Çanakkale'ye gitme düşüncemiz var arkadaşlar. Oradan da Balıkesir'e gideceğiz. Yani bu bizim batı turumuz biraz bu şekilde noktalanacak. Ayrıca 81 ili de tamamlamış olacağız. 81. il neresi kaldı diye birçok insan yazıyor alta. Ama biraz sürpriz olsun artık. Çok basit bir il ama yapacak bir şey yok. Onun videosu yok çünkü arkadaşlar. Bazı illerin de videosu yok. Bunun için soru cevap videosu yapacağız ileride. Yani aklınıza kalan tüm soruları cevaplayacağız dostlar. Hiç şüpheniz kalmasın bundan. Şimdi birazcık atmosferin tadını çıkaralım. Burada biraz çaylar demleniyor yavaş yavaş. İçelim, yolumuza devam edelim. Şelalesine geldik dünyalılar. Tabii içeriye girer girmez yeşilin her tonu bizi burada karşıladı. Açıkçası iyi hissediyoruz. Çünkü doğal ortamların herhalde siz de hastasısınızdır. Biz de aynı hissiyatla burada dolaşıyoruz. Şaşkınlıkla izliyoruz. Su uçlu şelalesi muhtemelen şu anki olduğundan daha fazla su akıyordu arkadaşlar. Bunu bilmeden söylüyorum. Tahminim bu yönde. Kışın muhtemelen çok daha fazla su akıyordur. Sanki biraz azalmış gibi ama yine de görmeye değerdi. İçeriye giriş 4 kişi bizden 20 lira aldılar. Yani kişi başı 5 lira mı yoksa arabaya mı 20 TL aldılar bilmiyorum arkadaşlar. Ama böyle bir ücret ödedik. Gayet de değer. Ortam da nefis. Yeşil Bursa, Yeşil Bursa diyoruz ya. Hakikaten burada Yeşil Bursa'nın tadını çıkarmak mümkün arkadaşlar. O yüzden yolunuz düşerse burayı es geçmeyin deriz. Evet dostlar, Gölyazı'ya gidecektik. Lakin gördüğünüz gibi hava muhalefeti bize biraz engel oldu. Yani orada kayıkla falan gitmek bu yağmurda biraz sıkıntılı olabilirdi. O yüzden biz de rotamızı direkt Trilye'ye çevirdik arkadaşlar. Ha, burayı çok özlemişim çünkü 2009'da gelmiştim asker arkadaşımla beraber. Adem, sevgili Adem, eğer izliyorsa selamlar olsun. İnanılmaz bir deneyim tabii ki. Ya burası bir zamanlar Rumların daha ağırlıkta yaşadığı bir yerdi. Ve mübadele sırasında tabii mecburen göç etmek zorunda kalıyorlar ve onlar
onlardan bir miras gibi kalmış. Nefis bir tatil kasabası bu arada. Eğer Bursa'yı geziyorsanız burayı gezmemek herhalde mümkün değil gibi arkadaşlar. Burası pastanın çileği tadında. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Burada çok popüler iki yapı var arkadaşlar. Bir tanesi tabutlu ev diyorlar. Dışarıdan bakıldığında hakikaten tabuta da benziyor biraz yani. biz biraz sokakların arasına da girdik. Etrafından da baktık. Açıkçası bu ismi koymalarına hak verdik arkadaşlar. Bir de perili ev dedikleri bir ev var. Perili ev zaten bizde bir şey terk edilmişse genelde perili cinli oluyor arkadaşlar. Bu coğrafya metafiziği seviyor. Bunda yapacak bir şey yok. Ama dışarıdan güzel bir konuma sahip. Yani hemen girer girmez köy meydanında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine Trile sahilde de balıkçılar kısmetini kovalıyor. Onlarla da biraz vakit geçirdik. Çay kahve yaptık. Hava iyice bastıracak gibi. Yavaş yavaş. Umarım bizde kameralarımız ıslanmaz, bozulmaz, bir problem yaşamayız. Ama gezmek için soğuk bir yer değil ya. Ben şortlarla kısa kolluyla geziyorum. Gayet ortalama bir sıcaklığı var. Sadece biraz yağmur önlüyor. Bakalım. Yukarıda işler karışık. Umarım toparlarlar da biraz gezeriz Trile'yi. Burada gezilecek müzeler var, camiler var, kiliseler var, dündar evi var. Birçok yer var aslında. Böyle yağmur yağarken biz kendimizi sokaklara atmak istedik. Yani tamamen doğaçlama geziyoruz. Yağmurun altında da o kadar hoş oldu ki bizim için gezmek. Mis gibi toprak kokusu geliyor. Bir yandan denizin kokusu geliyor. Birçok yerde çiçekler var. Mis gibi dolanıyoruz dostlar.